Geleceğin ticareti kripto paralarla mı olacak? İthalat ve ihracat yapan KOBİ'leri blockchain teknolojisiyle buluşturan önemli girişimlerden birisi COIMEX. Bu öngörüyü uluslararası ticaret alanında hayata geçiriyor. COIMEX'in kurucu ortağı Onur Kutlu Gago, blockchain teknolojisinin ticaretteki önemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dış ticaret alanında faaliyet gösteriyoruz. Exim Token, bizim tokenımızın adı, bir RWA. Yani gerçek dünya varlıkları projesiyiz. KOBİ'lerin gelişmekte olan dünyadaki 108 ülkede, Afrika'da, Orta Doğu'da, Asya'daki gelişmekte olan ithalat ihracat yapan KOBİ'lerin dış ticaretteki ödemeler ve finansman tarafını blockchain teknolojileriyle çözüyoruz. İşte escrow, güvenli ödemeler, kitle fonlamasıyla alıp ithalat ihracatçıyı finanse ettiğimiz çeşitli hizmetlerimiz var. Bizim çalışma alanımız burası. Biz hep şunu söylüyoruz, yani gelecek blockchain'e doğru gidiyor, gelecek kripto paraya doğru gidiyor. Yani bir 10 yıl sonra yani muhtemelen hem tüketiciler hem firmalar bütün hani ödemelerini, yani büyük çoğunluğunu muhtemelen kripto paralarla yapacaklar. Blockchain teknolojileri de artık her sektöre, her alana girmeye başladı. Ben herkese şunu tavsiye ediyorum, hani bir yerden öğrenmeye başlasınlar, girsinler, bir cüzdan açsınlar veya bir borsalarda ufak tefek, artık kendi, yani bir yatırım tavsiyesi olarak değil, kendi değerlendirdikleri projelere ufak ufak girsinler diye düşünüyorum. Şirketler için de yani geri durmasınlar, çünkü gelecek buraya doğru gidiyor. Artık devletler de, pek çok devlet kabul etti, hani kripto ödemelerle işler yapılabiliyor. Hani herkes hani bu alana girsin, biraz daha yaklaşsın diye tavsiye ederim. Biz bahsettiğim gibi 108 ülkede çalışıyoruz. Pek çok ülkede, yani büyük çoğunluğunda yasal. İki şirket beyan ettiği sürece, hani ben bu işlemimde işte kripto parayla ödeme aldım, işte transaction ID'si buradadır gibi beyan ettiği sürece devletler, pek çok devlet bunu kabul ediyor. Türkiye'de de kabul ediliyor. Bazı ülkeler, mesela Rusya gibi, Hindistan gibi birkaç ülke henüz kabul etmiyor. İlla ki banka transferi üzerinden gelmesi lazım diyor, ama bunlar azınlıkta. Ve biz tamamen onların biteceğini, yani tüm devletlerin yakında kabul edeceğini düşünüyoruz.